çok yoğun bir pahalılık altında eziliyoruz. İnsanları kuru ekmeğe muhtaç etmiş durumdalar. Bebekler annelerine bez alamıyor. İnsanlar çocuklarına mama alamıyor. İnsanlar yokluktan çocuklarını okula gönderemez haldeler. Türkiye Cumhuriyeti'nin lirası bütün tarihin en düşük seviyesini yaşıyor da bu sarayın utanmaz bakanı al yanaklarıyla çıkıp merak etmeyin bundan sonra daha da düşemez diyecek kadar yüzsüzleşebilmiş bir iktidarla yönetiliyoruz arkadaşlar. Eşek gibi çalışıyoruz, bir iş bulabilirsek şanslıysak günde 10 saat 12 saat çalışıyoruz. Karşılığında ekmek alacak bir maaşı boğazımızdan geçmeye çok gören bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Bütün bunlar olurken peki paşalar ne yapıyor? Saraylarda yaşayanlar ne yapıyor? Bin odalı sarayda bizim 10 aylık maaşımızı elektrik faturasına bizim vergimizden verenler ne yapıyor? Bizim vergilerimizle beslediğimiz bu asalak sürüsü ne işe yarıyor? Biri bana söylesin bunu. Biri bana bunu söylesin. Gündemleri bambaşka. Biz umurlarında bile değiliz. Ne yiyoruz, ne içiyoruz, nerede çalışıyoruz, bu çocuklara nasıl bakıyoruz? Umurlarında bile değiliz. Ne umurlarında biliyor musunuz? O milletin meclisini ancak Katar'la anlaşma yapacakları zaman çalıştırıyorlar. Ancak yurt dışına ticari bir şeyler satacakları zaman çalıştırıyorlar. Ancak nükleer santral adı altında ancak HES diye, CES diye, maden diye diye doğal kaynaklarımızı peşkeş çekmek için çalıştırıyorlar. Geçen bir seçim yasası görüştük. Sabahlara kadar çalıştık be. Vallahi maşallah dedim hepsine. Bu kadar dert var, bu kadar çözmemiz gereken problem var. Orada 600 tane milletvekili oturmuşuz. AKP ile MHP sandalyelerini nasıl korur? Bundan başka dert olmayan bir iktidar tarafından yönetiliyoruz arkadaşlar. Genç arkadaşlarım burada. Genç arkadaşlarım burada. Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan çıkmış. Bütün dünyayı gezmiş bir abileri olarak sesleniyor onlara. 5000 dolar kazananlar da şanslı değilmiş diyor. Yahu siz biliyor musunuz benim buradaki genç arkadaşlarım bir otobüs bileti alıp da bayramda memleketine gidemiyor be. İnsan utanır oturduğu saraydan şu cümleyi kurmaya utanır. Tayyip Erdoğan efendi dün çıkmış akıl veriyor duydunuz mu? Ne yememiz gerektiğini anlatıyor. Manda yoğurduymuş, içine medine hurmasıymış, yetmiyor kestane balıymış, yetmiyor yulaf ezmesiymiş. Ya bu ülkede insanlar halk ekmek kuyruğunda bayat ekmek almak için bekliyor. Sen bize ne anlatıyorsun sarayından be? Sen bize ne anlatıyorsun sarayından? Bakanları var bir de, şimdi bu yüzden buradayız. Bir tane hadsiz, enerji bakanı olacak hadsiz çıkmış, kanuna aykırı bir yönetmelik çıkartmış. Kanun ne diyor? Zeytin olan yerin 3 kilometre yakınında zeytinyağı yapmaktan başka hiçbir tesis kuramazsın diyor. Bu toprakların kadim ağacıdır o zeytinler diyor. Bunun için koruyor zaten. Kanun dediğimiz şey bunun için var zaten. Ama saraylara bağlı olanlar anayasayla kanunlarla bizim gibi bağlı olmadıkları için ne yapıyorlar? Bir yönetmelik çıkartırız. Nasıl ayçiçeklerin üstünden geçtik, nasıl buğdayın üstünden geçtik, nasıl çiftçiliğin, hayvancılığın üstünden geçtik, zeytinlerin de üstünden geçiveririz, şirketlere peşkeş çekeriz sanıyorlar. Ha işte orada çok yanılıyorlar sevgili arkadaşlar. Orada bilsinler ki çok yanılıyorlar. Ve elbette o Topçu Kışlası'nı Gezi Parkı'na yaptırmayan milyonlarca insan gibi biz de şirketlerin karşısına dikileceğiz arkadaşlar. Yaptırmayacağız, yaptırmayacağız, andolsun yaptırmayacağız. Ve bütün bunların sorumlusu bu ülkenin doğasını, toprağını, hayvanını, yetmedi insanını yabancı şirketlere peşkeş çeken bu saray iktidarını ve ortaklarını ilk seçimde göndermezsek hepimize yazıklar olsun diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki birlikteyiz. Şu zeytin dalının bir yaprağı etmeyecek bu iktidarı sandığa hep birlikte gömeceğiz diyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.